Aden. Buyurun müdürüm. Bak şimdi, mali şubeye bir destek atacağız. Tamam mı? Neydi o Tunç? Galip. Ha, Galip Tunç. Ondan aldığımız 10 milyon euronun hazineye sevkiyatı var. Biz de mali şubeye eşlik edeceğiz. Hani hıyarın biri bir çakallık etmesin diye. Anladım, anladım müdürüm. Yani Veli Cevher parayı ele geçirmeye çalışırsa diye çekiniyorum. Oğlum biz kimden çekineceğiz? Koskoca emniyet teşkilatı bir deliden mi çekinecek? Neyse, bütün sorumluluk sende. Şimdi siz hazırlıklarınızı yapın. Ben size çıkacağınız zamanı söyleyeceğim, tamam mı? Hadi bakalım şimdi, dikkatli olun. Başlayın. Hadi, hadi. Dikkatli olun. Gözünüzü dört açın. Vallahi sıkıldım bak, şu parayı da devredelim artık. Veli Cevher davası kapansın, gerçekten yıldım. Allah'ın belası, bir sal bizi ya. Ya bu bir değişik bir şey oldu benim. Kadir, annene ne söyleyeceğini düşündün mü? Düşünmedim. Kadir. Mesela ne söylememi istersin Zeyno? Küçük bir çocuğu parka bıraktın mı diye sorayım mı mesela? Veya neden arayıp sormadın, neden beni görmek istemedin diye sorayım mı yani? Ha? Beni ne kadar özledin anne? Veya beni çok seviyor musun diye sorayım mı bunları, ister misin? Yok tamam, boş ver. Sen içinden nasıl geliyor söyle söyle. Hadi gidelim. Eyvallah. Dur. Eli boş gidilmez. O ne? Bu... Yani ben küçükken işte anneme böyle yazdığım mektuplar, işte albümler, fotoğraflar falan, beş dakiz. Ben bunu hiç görmemiştim. Yani söylemek istemedim. Yani bir özelimiz olmasın yani? Yok, olsun tabii. Yazıyor musun hala annene bir şey? ...18 yaşımdan sonra yazmayı bıraktım. Ona bunu vereceğim, o buna bir baksın. Bunun içinde yazan şiirlere... ...resimlere... ...ne varsa içinde bunlara bir baksın ki... ...o zaman anlasın annesizken ben nasıl acılar yaşamışım, onları bir bilsin. Bunun için sırf bu yüzden ben kendi kızıma mektup yazmadım. Ben Deniz'e o mektubu yazmadım. O yüzden de... ...köpek gibi pişmanım.